25-26 Ağustos'ta devlet ne var ne yok Ahlat'a gidiyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bakanlar Kurulu kabinesi Ahlat'ta kurulacak. Şimdi bu ülkeyi, bu ülkenin kodlarını, bu ülkenin geçmişini, bu ülkenin hafızasını, bu ülkenin değerlerini ve kıymetlilerini bilmeyen, anlamayan tipler Ahlat'ı bir yazlık olarak, bir tatil noktası olarak düşünebilirler. Ve sosyal medya üzerinden de size farklı farklı argümanlarla konuşabilirler. Mesela Fatih Altaylı hemen başlamış. Ne dedi Fatih Altaylı? Ahlat'taki saraya bu sene 1 milyar TL civarında para ayrıldı. Gidilmeyen bir saraya bu kadar bütçe niye ayrılıyor diyordum. Oradaki kabine toplantısı düzenlenecekmiş. Bayağı pahalı bir kabine toplantısıymış. Orada harcanacak para İBB'nin SGK borcundan daha çok bak. Anladın mı mevzuyu? Fatih Altaylı'yı anladın mı? Yakaladın mı Fatih Altaylı'yı? Fatih Altaylı'nın bugüne kadar ne halt yediği, nasıl kirli ilişkilerin içerisinde olduğu, nasıl kucaktan kucağa gezdiği falan bunların hepsini koy kenara. Sadece şu paylaşımından Fatih Altaylı'nın ciğerinin kaç para edeceğini görebilirsin. Çünkü Fatih Altaylı için Ahlat, Malazgirt, Muş, Bitlis oraların hiçbir önemi yok. Mesela Fatih Altaylı için Fransa'nın tarihi önemlidir. Roma'nın tarihi önemlidir. Ermenistan'ın vermiş olduğu mücadele önemlidir ama Ahlat önemli değildir. Çünkü Ahlat'la alakalı bir bilgileri falan yok bunların. Bir muhabbetleri de yok. Onlar için Ahlat demek sadece ve sadece işte 1 milyon para harcanıyor, şu kadar paraya ne gerek var diye. Bak Fatih Altaylı, ben anlatayım sana Ahlat'ın ne olduğu. Ahlat'ta bu devlet 2023 Ağustos ayında, yani Türklerin Anadolu'ya adım atması ve Anadolu'nun fethi üzerinden tam 953 sene geçti. Yani bir 30-40 sene sonra 1000 yıl olacak. 1000 yıl. Biz 1000 yıldır bu toprakların sahibiyiz. 1000 yıldır bu topraklarda ölümüne mücadele veriyoruz. Şehit veriyoruz, gazilerimiz oluyor. Ama biz 1000 yıldır Anadolu coğrafyasındayız. Burayı bize yurt belleyen, 1000 yıllık bir serüvenin başlangıç hamlesini yapan bu toplumun, bu milletin kodlarının olduğu yerdir Ahlat. Orada bizim devlet adamlarımızın, sultanlarımızın, komutanlarımızın mezarları var. Oradaki her bir mezar ve o mezar taşına yazan yazı bizim geçmişimizdir, bizim kökümüzdür. Fatih Altaylı'nın kök diye bir derdi olmadığı için kendisini 1920'lerden sonra bu topraklarda hani yabani ot vardır ya, kendi kendine biten bir ot, öyle gördüğü için ve tarihinin başlangıcı olarak da 1918'leri 20'leri aldığı için bu Fatih Altaylı 1000 yıllık bir mazinin yattığı Malazgirt'i anlamasını bekleyemeyiz. Ahlat koca bir milletin kodlarının yazıldığı kütüktür orası. Ve 2016 yılına kadar Ahlat'la alakalı bu ülkede Malazgirt ve Ahlat'la alakalı hiçbir şey yoktu. 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın hamlesiyle beraber bir süreç başladı ve bugün 7-8 senede 2019-2020'li yıllarda da orada bir inşaat başladı. O inşaat devletin kurulduğu yere devlet kendi külliyesini, kendi idari merkezini kuruyor. Ahlat'ın sokakları toparlanmaya başladı. Ahlat'ta her yıl o kutlamaların yapılması için Malazgirt meydanında düzenlemeler yapıldı. Bu işin de başını ağırlıklı olarak İstanbul'daki Okçular Vakfı çekiyor. Okçular Vakfı'ndan da Allah gani gani razı olsun. Ama Ahlat konusunda bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bak, belli sıkıntılarımız var. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Kiralarda sıkıntılar yaşanıyor. Enflasyonda sıkıntılar var. Efendim, paranın alım gücü düştü. İnsanlar gerçekten ay sonunu getirebilmek, yani bir şeyleri çevirebilmek için ciddi zorluklar çekiyorlar. Ekonomik olarak özellikle 2020 yılından itibaren dünyanın girdiği bir türbülans var ve o türbülansın içerisinde gerçekten bocalıyoruz. Patinaj yapıyoruz. Zaten millet de bu sıkıntıyı gördüğü için dönem dönem seçim sandık önüne geldiği zaman buradaki o sıkıntısını, o tepkisini de dile de getiriyor. Bu tamam. Burada hiç problem yok. Ama bir yandan devlet eksiklerini, gediklerini tamamlamaya gayret ediyor. Atladığı, birilerinin halının altına süpürüp kapatmaya çalıştığı o değerlerini tekrar yeniden ortaya çıkarıyor. Ahlat bu milletin yeniden öz kodlarına dönme noktasıdır. Ahlat'ta bir fotoğraf vardı.
8 numarayı verir misin bir? Arkadaşlar bu fotoğraf geçen sene çekilmiş bir fotoğraftı. Es geçtik bu fotoğrafı. Anlayamadık bu fotoğrafı biz. Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli, yanında işte Binali Bey, bütün bakanlar kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte bir fotoğraf koydular önümüze. Bu fotoğrafta neyi gördünüz? Şimdi ahlatı ilk önce bu coğrafyanın çocuklarının anlaması lazım. Kalbi ay yıldızla çarpan, Anadolu'nun irfanını, merhametini ve kültürünü bilen, bin yıllık bir medeniyetin mirasçısıyım ben diyen, ben bir imparatorluk bakiyesiyim, ben bir imparatorluk evladıyım diyen insanların ilk önce ahlatı anlaması lazım. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı biliyor musunuz? Bu ülkeyi yeniden kuruluş kodlarına götürdü. Bu fotoğraf kuruluşun fotoğrafıdır. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bir fotoğraf daha var. 9 numara, onu getirir misin? Şimdi bu iki fotoğraf arasındaki bağlantıyı görebiliyor musunuz? Birinci mecliste Mustafa Kemal Paşa ve onun yanındaki bütün orada milletvekilliği yapan, ilk mecliste memleketin müdafası için kurtuluş mücadelesini yöneten ekip dualarla beraber ilk meclisin oradan hikaye başlattı değil mi? Şimdi getir ikinci fotoğrafı. İşte 2023 yılında, 100 yıl sonra bu millet yeniden ahlata, öz kodlarına dönmeye başladı. Onun için bu fotoğrafları, bu resimleri iyi anlamak lazım. Fatih Altaylı'nın bundan rahatsız olması gayet normaldir. Çünkü ahlat kubbetül İslam'dır. Semerkant, Buhara, Dehl ve Ahlat. Buralar kubbetül İslam'dır dostlar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. O Ahlat bölgesine bu külliye yapıldı ya. Sadece orada bina yapılmıyor. Bir şeyleri iyi yakalayın. Sen belki sosyal medyada, Twitter'daki gündemin içerisinde boğulup gidiyorsun ama senin devletin boş durmuyor. Ahlat'ta bu külliye binası yapıldı ve Ahlat'ın etrafına Ağızka'dan getirilen Türkler yerleştirildi. Ağızka Türkleri Ahlat'ın etrafına konuşlandırıldı. Onlar orada hani tabiri caizse öz hazinemizi korumak için devlet Ağızka Türklerini, o yıllardır sürgünlere maruz kalan, en son işte Özbekistan'a, oradan işte Kanada'ya, Amerika'ya, dünyanın farklı yerlerine dağılan bizim özbe öz kardeşlerimiz Ağızka Türklerini devlet aldı, geldi ve Ahlat'a yerleştirdi. Hepsi birer sipahi gibi, hepsi birer nöbetçi gibi bu milletin en önemli hazinesi olan Ahlat'ı korumaya aldı devlet. Devletin attığı o stratejik hamleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcuyla kıyaslayan Fatih Altaylı, günlüğü bilmem kaç yüz bin euro kiralanan o Paris'teki o saçma sapan saray muhabbetini hiç konuşmaz. Abi Paris'ten orası. Bura Ahlat. Ahlat. Nedir Ahlat? Önemli olan Paris değil mi?